Arkadaşlar merhabalar. Diziler tekrarı yapacağız. AYT tekrarda yavaş yavaş artık diziler, limit, türev integral derken yolumuza devam ediyoruz. Şimdi diziler özel tanımlanmış aslında fonksiyonlar diyebiliriz bir anlamda. Çünkü şöyle düşünün bakın biz bir fonksiyon tanımlasak fx eşittir bir x'e bağlı bir fonksiyon olsa örnek veriyorum mx artı n olsa. Biz bunu dizi dilinde şöyle gösteriyoruz işte an eşittir, m çarpı a artı, şey pardon, m çarpı n artı, şurasını farklı bir harf kullanacağım mecburen, böyle. Buradaki n değişkenimiz, işte buradaki n değişkenimiz. Buradaki x'e karşılık yeni durumda n'ye geliyor. Dolayısıyla fx değil de an yazdığımızı düşünün. Ve tabii ki dizler özel olarak tanımlanmış olduğu için arkadaşlar, kesinlikle tanım kümemiz nedir bakın pozitif tam sayılar. Değer kümemiz nedir? Değer kümemiz artık orada sorun değil. Reel sayı da olur, doğal sayı da olur, tam sayı da olur. Yani şu gerçel sayı dizisinde çalışacağımız için bu A kümesi reel sayıların bir alt kümesi olabilir. Problem değil. Ama kesinlikle ve kesinlikle tanım kümemiz bir pozitif tam sayı olmalı. Örnek vermek gerekirse bir AN dizisinin tanımlanması şöyle olabilir. Göstereyim. 2 ee, N kare artı 3 bölü 5 N. Gördüğün gibi burada N'ye kesinlikle vermem gereken evet pozitif tam sayı ama cevabım da pozitif tam sayı çıkmak zorunda değil. Bir reel sayı çıkması yeterlidir. Ya da şöyle düşün bak. A n eşittir. Kök n kare artı 3 bölü n artı 4. Olabilir problem değil. Yani n'ye tam sayı pozitif tam sayı ver de buradaki cevabın ne çıktığı bizim için önemli değil. Sadece değer kümesine uygun tanımlanmış olması yeterlidir. O yüzden önemli olan şu n'ye pozitif tam sayı verebiliyor olmak. O yüzden bak burada da yazıyor. Dizinin tanım kümesindeki herhangi bir pozitif tam sayı eksik olamaz. Evet buraya bir yıldız koyalım. Ee, arkadaşlar Dizinin tanımlanmasında durum şudur. Tanım kümesi pozitif tam sayılar ya bir verebiliyor olmasın. 2, 3, 4, nokta 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 sonsuza kadar bütün tam sayıları verebiliyor olmalısın. Örnek veriyorum şöyle bir şey oldu. 4 hariç bütün tam sayıları verebiliyorum. O zaman o dizi tanımına uyar mı? Hayır. Çünkü dizinin tanım kümesi birden başlıyor arkadaşlar. N'ye kadar gidiyor. Yani N'de bir pozitif tam sayı olmak üzere birden sonsuza kadar bütün tam sayıları verebiliyor olmam lazım. Dolayısıyla size örnek vermem gerekirse 1 bölü n eksi 1 gerçel sayı dizisi olmaz. Çünkü burada neye bir veremiyorum. Ya sadece bir istisna hocam diğerlerini verebiliyoruz problem olmuyor mu? E şey problem olur mu? Evet olur. Çünkü arkadaşlar tanım kümem gereği. Bak çok basit. Tanıma gideceksin her zaman böyle durumlarda. Tanım kümem pozitif tam sayı mı demiş? Evet o zaman birden itibaren bütün değerleri verebiliyor olmalısın. Şöyle bir dizi tanımımız yok yani arkadaşlar. Hani normalde şeylerde, fonksiyonlarda şunu yapıyoruz ya. Hocam fonksiyonlarda ama bunu böyle yapıyorum. Tanım kümesini böylece düzgün hale getiriyorum. Dizilerde bu hakkımız yok mu? Hayır. Dizi özel olarak tanımlanmış bir vaziyette. Yine göstereyim bak. Bir dizi tanımlamak istiyorsun diyelim. Şöyle bir dizi tanımlayabilir miyim? Z tam sayılarından 2 ve 3'ü çıkarayım hocam. Buradan da hani reel sayılara gideyim. Dizimin şeyi de şu. N 2 çarpı N 3. Bak hocam ne güzel tanım kümesinden çıkardım. Ee, diziyi böyle yaptım. Bak paydayı sıfırlamıyor. Böyle bir hakkın yok. O yüzden diyorum işte. O yüzden özel tanımlanmıştır diziler. Ve tanım kümesini asla böyle yapamazsın. Şöyledir. Z pozitif. Z pozitif yapacaksın. Çaresi başka türü yok. Çünkü özel olarak tanımlanmış. Bir de arkadaşlar dizi e, açık söylemek gerekirse hani gerçek hayatımıza direkt katkı sunan bir konu değil. Matematiğe katkı sunan bir konu. Yani örnek veriyorum Türev'in gerçek hayat uygulamaları var tabii ki yani mühendislikte mesela. Ee, burada problem yok. E, logaritmanın yine gerçek hayatta bir karşılığı var. Bu küçük sayıları veya çok çok büyük sayıları hesaplarken malum işimize yarıyor. Ama diziler direkt matematiğin e, ilgi alanına giriyor. Yani tamamen matematiğe katkı sunuyor. Bir matematikçi olacaksanız dizilerin gerçek anlamda nerelerde kullanıldığını görebilirsiniz. Örnek diferansiyel denklemler. Evet dizileri burada kullanıyoruz. Dolayısıyla burada bazen manasız görünen şeyler oluyor. E, o yüzden de ya niye öyle tanımlıyoruz hocam? Niye şöyle tanımlamamışlar ki? E tamam artık çünkü o benim ilgi alanım gereği kullanacağım yerde bu benim işimi görüyor. Çünkü arkadaşlar elemanlardan yararlanmalıyım. Bir adet, iki adet, eksi bir adet diye bir şey yok. Eksi üç adet diye bir şey yok. Dizlerde sayı, adet kavramı önemli olduğu için tabii ki benim orada e, pozitif tam sayı verebiliyor olmam önemli. Dolayısıyla buraya belki geniş bir vakit ayırdım ama bunu söylemiş olayım. Böylece hani kafanızda takılan bir durum varsa bunu da böyle gidermiş olalım. Burası çok önemli. Birden itibaren bütün sayıları verebiliyoruz. Bu yüzden böyle bir dizi tanımlayamam ama değer kümem, görüntü kümem gerçel sayı olmak kaydıyla her şey olur. Gelelim özel dizimize. Aritmetik dizi. Aritmetik dizi arkadaşlar ardışık terimler arasındaki fark daima eşit olan dizilerdir. Dolayısıyla aritmetik dizilerle ilgili en önemli mevzumuz ne biliyor musunuz? Dizinin elemanları bir doğrusal fonksiyon grafiği üzerindedir. Yani fonksiyon diliyle söylersek fx eşittir mx artı neydi hatırlarsanız bu bizim için doğrusal fonksiyondu. Doğrusal fonksiyon da bize matematik dilinde, TYT matematiğinde neyi anlatıyordu? Bir nevi doğru orantı. Biz doğru orantı sorularında doğrusal grafikler görüyorduk hatırladınız mı? Mesela e, ters orantıda böyle bir şey görürüz ama doğru orantıda böyle görürüz. Dolayısıyla doğru orantı doğrusal bir ilişki var aralarında yani düzenli artış veya düzenli azalış var. İlla her zaman artmak zorunda değil. Dolayısıyla ardışık terimler arasındaki fark aynıdır. Bu yüzden de kesinlikle aritmetik dizinin e, genel terimi ne olur arkadaşlar? birinci dereceden birinci dereceden doğrusal fonksiyon denklemi ya da e, her sabit dizi bir aynı zamanda aritmetik dizidir. Dolayısıyla birinci dereceden de olabilir. Genel olarak genel olarak aritmetik dizileri biz birinci dereceden doğrusal fonksiyon denklemi olduğunu görürüz. Ama sıfırıncı dereceden de olabilir. Bunu not edebilirsiniz. Her sabit fonksiyon aynı zamanda aritmetik dizidir. Şey her sabit dizi pardon. Her sabit dizi aynı zamanda geometrik dizidir. Çünkü tanıma uyuyor. Matematik tanımına uyduğu için, şunu da T yapalım, o ne ya, D ne? Tanıma uyduğu için arkadaşlar, e, sabit dizi bir aritmetik dizi satışına alınabilir. Çünkü şöyle düşün, 2, 2, 2, 2, 2. Ve artış miktarı ne hocam? Sıfır. Ardışık iki terim arasındaki fark aynı mı? Evet, bak gerçekten aritmetik dizi tanımına uyuyor. Bu istisna ama, bu istisna. E, istisnai olarak sabit dizde bir aritmetik dizi statüsündedir. Ama bunu siliyorum. Hani genel olarak biz birinci dereceden e, denklemler göreceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla bir aritmetik dizinin genel teriminin görüntüsü ne olur biliyor musunuz? m çarpı n artı k şeklinde. Bak kesinlikle buradaki n değişkeninin üstü 1'dir. Şöyle bir aritmetik dizi olamaz. Göstereyim. m çarpı N kare artı N artı K. Olamaz mı yani hocam? Olamaz. Çünkü şu görüntü aritmetik olarak artmıyor ki. Aritmetik artışın olması lazım. Bak buradaki katsayı kadar artıyor demektir sürekli. Ama buraya gel artışın aritmetik olmayacak. Gerçekten bu hocam aritmetik olarak mı artıyor? Evet bak Neye bir ver. M artı K birinci terimin. N'ye 2 ver. 2M artı K. N'ye 3 ver. 3M artı K. N'ye 4 ver. 4m ha fark ettin mi? Kaçar kaçar arttı. m, m şeklinde arttı. Dolayısıyla buradan bir sonuç daha çıkaralım mı? Bir aritmetik dizinin baş kat sayısı bize artış ya da azalış miktarını veriyor. Yani bir a, n tanımladığım zaman 2n artı 3 mü? Bu dizinin ortak farkı 2'dir arkadaşlar. İkişer ikişer artar. Ben bir a, n tanımladığım zaman şöyle bir eksi 3n artı 4 şeklinde bu dizinin ortak farkı eksi 3'tür. Üçer üçer azalır elemanları. Yani illa aritmetik dizi demek e, artıyor demek değil. Azalış da olabilir. Bunu da belirtmiş olayım. Tamam mı? Ha bu arada illa sabit terim olmalı mı? Yok. Mesela bu da bir aritmetik dizidir. Örnek veriyorum 2 n de bir aritmetik dizidir. Örnek veriyorum eksi 3 n de bir aritmetik dizidir. Yani sabit sayı olmak zorunda değil. Olabilir olmayabilir. Şimdi burada yazdığım bak şeyler var, formüller var. Onlar ne? Aslında çok o kadar basit formüller ki arkadaşlar. Aritmetik ve geometrik dizinin kurallarına ezberlemek zor değildir. Ardışık iki terim arasındaki fark arkadaşlar d kadar, yani d ortak fark olsun. Dediğim gibi azalan da olabilir, artan da olabilir. Sakın illa e, artan olmak zorunda olduğunu düşünme. O yüzden ortak farkları d olmak üzere birinci terim a1, bir, ikinci terim bak a1 artı d. Üçüncü terim A1 artı 2D. E, N'inci terim o zaman ne oluyor? Bak A1 artı N eksi 1D oluyor. O zaman arkadaşlar biz dizilerde kesinlikle birinci terim cinsinden her terimi yazabiliriz. Bu bizim için bir avantaj. Örnek veriyorum. Bak mesela A5'i şöyle yazabilirsin. A1 artı 4D. Nasıl yani hocam? İndisleriz şu altta yazılanları. İndislerin farkını git D ile çak. Gerçekten görelim bak. A, A dizisi olsun bir tane. Bu 2N artı 1 olsun tamam mı? Birinci terim nedir? 3. İkinci terim nedir? 5. Üçüncü terim nedir? Ee, şey 2. Evet 5. Üçüncü terim nedir? 7. Dördüncü terim nedir? Burada 9. Hakikaten bak şunu görebilirsin. Birinci terim ne geldi? 3. İkinci terim bundan kaç fazla? 2 fazla. Katsayısı kadar. Üçüncü terim kaç fazla? 4 fazla bak. A3 7. 2'yi kaldırayım devreden. O zaman ne oldu bak? Gerçekten A1 artı. E, aradaki fark ne? 1 ile 3 2. Ortak fark ne? 2. Cidden bak A1 artı 4 oldu. O zaman örnek veriyorum A11'i sorsam ben sana. A1 artı 10 diye diyebilirsin tamam mı? Bu şekilde indisler farkıyla ortak farkı çarparsan artış miktarını da bulursun. Diğer taraftan şu da var. AK eşittir AP artı K eksi PD ne demek hocam? Herhangi bir terimi herhangi bir terim cinsinden yazabiliyoruz. Örnek ki söylüyorum. A8'e A3 cinsinden mi yazmak istiyorsunuz? 8 ile 3 arasındaki fark ne? 5. O zaman A3 artı 5 D'dir. Sen gidip 20. terimi 12. terim cinsinden mi yazmak istiyorsun? O zaman 20 eksi 12 8 ne olur? 8 D olur. Sen gidip 3. terimi 9. terim cinsinden mi yazmak istiyorsun? O zaman eksi 6 d olur. İndisler farkıyla ortak farkı çarp. İşte olayı hallettim. A3'de niye negatif? E A3 daha geride. Dolayısıyla o zaman 3 eksi 9'dan da bak. Eksi 6 oluyor. Özel bir sebebi yok yani merak etme. Aritmetik dizide hemen şu bilgiyi de vereyim arkadaşlar. İki terime eşit e, uzaklıkta olan terim bu iki terimin tam aritmetik ortalaması oluyor. Örnek 5. terim 3. terime 2 birim uzaklıktadır. Yedinci terime de iki birim uzaklıktadır. O zaman 5 terim bunların aritmetik ortalaması oluyor. Gerçekten görelim bak şimdi. Ee, A3 yazayım buraya. Düzeltelim onu. Ee, bunları ben hatta şeyde de düzelteyim de size bir sıkıntısı olmasın. Şöyle yapayım. A5, A3 eksi şuraya yazacaktım. A3, A5 eksi 2D demektir değil mi? A7 ne? A5 artı 2D. A3 yerine bunu yazdım. A7 yerine bunu yazdım. Bunlar gitti. Gerçekten bak A5 eşittir. Işte, A5 oldu. Bir örnek daha vereyim. Örnek A6. A8'i düşün. a 4 düşün. Buna 2 birim uzaklıkta. Buna da 2 birim uzaklıkta. O zaman A8 artı A4 bölü 2'dir. İşte olay budur. Bunu bir belirtmiş olayım. E, kullanacağız çünkü sorularda eşit mesafede olduğunu görmek önemli. Çok basit bir konu olduğu için konu itibariyle böyle basit şeylere tutunuyoruz. Bir bilgi daha vereceğim. Aritmetik dizide terim sayısı aynı olmak kaydıyla solda da iki terim varsa sağda da iki terim varsa ve bunların indisleri aynıysa toplamları o zaman bunların toplamları da eşit oluyor. Ne demek? Hemen gösteriyorum bak. Şuraya A harfini de koyayım. AM artı AK, AP artı AR oluyor. Ne zaman? M artı K ile P artı R eşitse. Görelim gerçekten. Örnek A1 ile A7'yi topladığın zaman A3 ile A5'e eşit oluyor. İndisler toplamı solda kaç? 8. Sağda kaç? 8. Nasıl yani hocam? Yapalım bak. A1 artı A7 yerine yazıyorum. A1 artı 6 de. A3 yerine A1 artı 2 de. A5 yerine de A1 artı 4 de. Hemen kontrol et. Burası 2 A1 artı 6 d oldu. Diğer tarafta 2 A1 artı 6 de oldu. Gördün mü? İşte bu. Bu bir sonuç yani. Hani Teorem falan değil. Sonuç olarak bunu elde ediyoruz. Güzel de bir sonuç olduğu için sorularda net bir şekilde arkadaşlar kullanıyoruz. Bunu belirtmiş olayım. Ee, yalnız buradaki önemli olan şey şudur. İndisler toplamı eşit olmalı. Evet demin söylediğim gibi. A1 ve A7'nin indisleri 1 artı 7. A3 ve A5'in indisleri 3 artı 5. Peki. Burada hemen şuna dikkat edelim. Şöyle olsa olur mu hocam? A1 artı A2 artı. A4. İndisler toplamı kaç? 7. A3 ile e, A2 ile A5 desek hocam olur mu? Olmaz. Yani bunun indisler toplamı ile bunun indisler toplamı aynı diye eşit olmama ihtimali var. O yüzden burada mevzumuz şudur. Solda kaç terim varsa sağda da o kadar terim olmalı. Bak gerçekten görelim. A7, A6, A4, A5, A10, A2. Burada problem yok. Demin söylediğim gibi solda da terim sayısı aynı, sağda da terim sayısı aynı. Dolayısıyla burada bak sol ve sağda eşit durumlar elde ediyoruz. Ancak örnek A2, A6, A9 eşit midir? E, 6, 9 da 15, 2 daha 17. A1 artı A16'ya. Bakalım şimdi. Burası A1 artı D. A6, A1 artı 5'te. A9, A1 artı 8'de sağ taraf A1 ve A1 artı 15D. Bu taraf ne oldu? 15D artı 2A1 geldi. Sa sol taraf ne oldu? 3 tane A1 artı 4, 6, 8, 14, 15D oldu. Burası e, değil mi? 6, şurası 8, evet. 3A1 artı, 3A1 artı 15D, 2A1 artı 15D. E ne oldu şimdi burada? acayip bir durum oldu. A1'ler sıfır olmazsa bu terim sağ ve sol eşitliği çıkmadı. İşte o yüzden bunu bilemeyiz. Bu yüzden de sakın aldanmayın. Solda ve sağda terim sayısı eşitse kural geçerli. Solda ve sağda terim sayısı eşit değilse bu kural geçerli değil. Solda 3 terim varsa sağda da 3 terim olmalı. Sağda 2 terim varsa solda da 2 terim olmalı. Solda 5 terim varsa sağda da 5 terim olmalı. Bunu böyle belirtmiş olayım. E, i̇lk N terimin toplamını da hatırlayalım. Temel matematikten, TYT matematiğinden de hatırlıyorsunuzdur. İlk terim artı son terim bölü 2 çarpı terim sayısı bize ilk N terimin toplamını veriyor arkadaşlar aritmetik dizide. Bunu zaten nereden hatırlıyoruz biz? Örnek 7, 10, e, 13, nokta 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 nokta. E, buraya 3'er 3'er artıyor. 97 diyeyim tamam mı? Bak şimdi. Burada şunu söyleyebiliriz. Gerçekten bu aritmetik dizi gördüğünüz gibi terimler üçer üçer artıyor. O zaman mevzu şu bak. Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı. Terim sayısını nasıl buluyorduk hatırlıyor musun? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bu da bize terim sayısını veriyordu. Onu da unutanlar için yazıyorum. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Ar aritmetik bir dizinin toplam eleman sayısını verir arkadaşlar. Dolayısıyla hakikaten bak işte bu bize cevabı veriyor. Ee, cidden burada kaç tane terim varmış bakalım. 97-7, 93, 30. 31 tane terim varmış. O zaman bu dizinin toplamı 104'ün de yarısı 252, 52 çarpı 31'miş. İşte olay budur. Bu şekilde arkadaşlar aritmetik dizinin toplamını bulabiliriz. Gelelim geometrik diziye. Geometrik dizide de durumumuz nedir? Ortak çarpan kavramı var. Herhangi iki ardışık terimin oranı daima eşit. Mesela hemen sana bunun denklemini de göstereyim bak. Örnek 2 çarpı 3 üzerine. Bak burada da taban sana ortak çarpanı veriyor. Başka bir örnek vereyim. E, kök 2 illa hani kat sayı tam sayı olacakmış bir düşünme. Kök 2 bölü 2 üzerine. Hemen söylüyorum bunun ortak çarpanı 3'tür. Bunun ortak çarpanı 1 bölü 2'dir. Çünkü 2 üzeri n ne demek aslında? 2 üzeri eksi n, Yani 1 bölü 2'nin n'inci kuvveti. Gördüğün gibi burada da taban bize neyi veriyor arkadaşlar? Ortak çarpanı veriyor. Hakikaten bak şu 2 çarpı 3 üzerinin birinci terimi ne olur? 6. İkinci terimi ne olur? 2 çarpı 9'dan 18. Üçüncü terimi ne olur? 54. Ortak çarpanı bak bakalım ne geldi? Gerçekten 3 geldi. Burada da yazdığın zaman ortak çarpanın 1 bölü 2 olduğunu göreceksin. O yüzden geometrik dizilerde de arkadaşlar aslında denklemler fark ettiniz mi? Bir üstel fonksiyon oluyor. Üstel fonksiyonun denklemine eşit oluyor. Ee, burada bir geometrik dizinin denklemi. Bu şekilde bir görüntü göreceksiniz. Yani aritmetik dizide doğrusal fonksiyon görüyorduk. Burada da üstel fonksiyona benzeyen denklem göreceğiz. Tamam mı? Yine şunu belirteyim. Aynı aritmetik dizide olduğu gibi... Ben herhangi bir terime herhangi bir terim cinsinden yazabilirim bak. P'ninci terim kanunç terim. Aradaki fark ne? P eksi k. Ama artık ne yapıyoruz? Artı değil çarpı r üzeri p eksi k r bir ortak çarpan olmak üzere. Her terimi birinci terim cinsinden yazabiliriz. Neyin terim? Birinci terim. Aradaki fark ne? N eksi 1. R üzeri N eksi 1 oldu. Gördün mü? Hemen yapalım mesela bak. Ee, A, N dizisi. 2 çarpı 5 üzeri neye olsun? Söylüyorum bak. A7 A3 çarpı ortak çarpanın tabanın oluyor tamam mı? 5 yani. 5 üzeri 4. İşte olay budur. Gittin mesela A10'u birinci cinsinden yazmak istedin. A10 eşittir. A1 çarpı 10 eksi bir kaç? 9. O zaman 5 üzeri 9. İşte olay budur. Aynı aritmetik dizide olduğu gibi yine bir kuralımız var. Geometrik dizide de ortak e, şey eşit uzaklıktaki sayıların artık kökü oluyor aradaki terimimiz. Hemen ne demek istediğimi göstereyim. A7. Buna 3 birim, 4 birim uzaklıkta, buna da 4 birim uzaklıkta. O zaman bunların çarpımının kareköküdür. Olay budur, tamam mı? Başka bir örnek vereyim. A5, A2, A8. Buna da 3, buna da 3. O zaman bunların çarpımının kareköküdür ortanca terim ne oluyor o zaman? İki terimin çarpımının kare kökü oluyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yine geometrik dizide de durum şu. İndisler toplamı eşitse çarpımları eşit. Ne demek istiyorum? A1, A4'ü düşün. A1 ve A4. A2 ve A3. İndisler aynı mı? Evet. O zaman toplamları aynı mı? Evet. O zaman A1 çarpı A4 ile A2 çarpı A3 eşittir. Gerçekten görelim. A1 zaten A1. A4 ne? A1 çarpı R küp. A2 ne? A1 çarpı R. A3 ne? A1 çarpı R kare. Gerçekten bak A1'in karesi çarpı R küp eşittir. A1'in karesi çarpı R küp. İşte olay budur. Dolayısıyla yine ama solda ve sağdaki terim sayısı aynı olacak. Aman dikkat. Solda iki terim varsa sağda da iki terim. Solda 3 terim varsa sağda da arkadaşlar 3 terim. Bu çok önemli tamam mı? Eşitliğin her ikisi tarafında da eşit sayıda eleman olmalı. Mesela bak 3 tane terim var. İndisler toplamı aynı mı? O zaman bunların çarpımları da aynı oluyor. Hemen ona da örnek göstereyim. A1 çarpı, A10 çarpı, A21 olsun. Ne oldu? 32 A2 çarpı, A16 çarpı, A14. Bak gördüğün gibi toplamları ikisinin de 32-32 ama solda da üç terim var, sağda da 3 terim var. Bu bizim için önemli. Ve tabii ki formül odaklı bir konu olduğu için ne olursa olsun arkadaşlar bilmemiz gereken nedir? Şurayı da hemen S yapayım. İlk N terimin toplamı ilk N terimin toplamı geometrik dizide A1 parantezine aldığımız zaman ilk terim A1 olmak üzere 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R. N burada tabii ki e, içi terim manasında, şey neyin içi terim manasında diyorum. E, evet neyin içi terim manasında bir an kendi dedim dediğimi duymadım gibi oldu. Ne arkadaşlar neyin içi terimi ifade ediyor? Terim sayısını da ifade ediyor bizim için tamam mı? Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Örnek bir geometrik dizinin terimleri. E, 1 bölü 2, e, 3 bölü 2 artı 9 bölü 2 artı 27 bölü 2 nokta 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 böyle gidiyor. Ta ki nereye kadar? Ee, şöyle yazayım buraya. Buradaki terim 12. terim olsun. En son 12. 12 terimde bir dizi verdim. Ve gördüğün gibi ortak çarpanında 3 verdim. O zaman bak, ilk terim 3 bölü 2 çarpı 1 eksi e, or aritmetik e, geometrik farkın burada ne? 3. Ortak çarpanın 3 olduğu için. 1 eksi 3 üzeri 12 bölü, 1 eksi 3. İşte olay budur. Tabii ki burada formülü kullanacağımız için dikkatli olmak lazım. Tamam mı? Bunları söyledikten sonra artık bayağı aslında hani konu özeti konu anlatımı gibi oldu çaktırmadan. Sonuçta bir kere görünce işte geometrik aritmetik dizi ve dizinin durumu budur. Bakalım şimdi bu öğrendiklerimizi soruya dökelim. Hangileri bir gerçek sayı dizisidir? Gerçek sayı dizisi şu. Sonucu gerçek sayı çıkacak. Şeyi düşünme sakın. E hocam hani neye biz tam sayı vermeliydik pozitif tam sayı? Bu kastettiği şu. Cevabı gerçek sayı çıkacak mı? Tamam mı? Türkçesi de var. bu demektir. Evet burada neye ben birden itibaren bütün tam sayıları verebiliyor muyum? Verebiliyorum. Bu o zaman bir dizinin genel terimi olur. Buna verebiliyor muyum? Verebiliyorum. Ama hocam eksi bir veremem. E zaten dizler nereden başlıyor? Birden başlıyor. Adet hesabı olduğu için birden itibaren başlarız arkadaşlar. Sıfır bile vermeyiz. Dolayısıyla 1, 2, 3 verebiliyor muyum? Veriyorum. Paydayı sıfır yapıyor mu? Hayır. Tanımsız yapıyor mu? Hayır. Olur. Üçüncü olur mu? Olamaz. Nasıl yani hocam? Neye bir veremiyorum? Ne demiştim? Bir dizide arkadaşlar birden itibaren bütün elemanları verebilmeliyim. Bir tane bile istisna olamaz. O zaman hatalı olur. Gerçek sayı dizisi olmaz. Orada patladı. Logaritma olamaz arkadaşlar. N'ye 1 veremiyorum, 2 veremiyorum, 3 veremiyorum. 4'ten itibaren verebiliyorum. Bir gerçek sayı dizisinde 1'den itibaren verebilmeliydim. Patladı. Buraya geldiğimiz zaman N'ye çarpı n eksi 1. Hemen kontrol edelim. 0 ve 1 artı eksi artı. Şimdi burada 1'den itibaren verebiliyor muyum? Evet vere, verebiliyorum. Aa, ah, zaten bu 3. dereceden kök. Hiç problem bile yok. O zaman geç. Zaten ee, çift dereceli değil tek dereceli ise içine ne olduğu önemli mi? Değil. O zaman kökün ne olduğu önemli değil. Dolayısıyla burada birden itibaren ne verirsen vereyim tek dereceli kökte içi negatif de olabilir pozitif de olabilir. Her hakkım var. Dolayısıyla burada birden itibaren her şeyi verebiliyorum. 6 olur mu? Evet sabit dizi. Sabit dizi bir gerçel sayı dizidir. Ne verirsen ver aynı terim eşit oluyor. O yüzden problem yok merak etme. Yani burada 2, 3 ve 4 hariç 4 tanesi problem çıkarmadı. Gelelim buraya. Kaç terimi negatiftir? Dizi arkadaşlar kolay bir konu olduğu için. Bak neredeyse ben hani bütün her şeyini anlatarak olayı yarım saatte bitirdim fark ettiysen. Ee, böyle olduğu zaman gerçekten eski konulara da temas edecek şeyler oluyor. Dolayısıyla burada terimi negatiftir ne demek? Cevabı negatif çıkıyor demek. Cevabı negatif çıkıyorsa bu. Bakalım. neye artı 3 mü? Yok n eksi 3 çarpı n artı 2 bölü n artı 3. Bu dizi bir gerçek sayı dizisi Evet payda sıfır yapan değer yok. Merak etme bir itibaren her şeyi verebiliyorum. O zaman bakalım şimdi. Eksi 2, e, eksi 3 ve 3. Artı, eksi, artı, eksi. Bir kere dizilerde arkadaşlar negatif sayı veremeyeceğiz. Orayı geç. O zaman ne oluyor bak. Eksi 2 ile 3 aralığı normalde değil mi bu? gerçek sayılarda çözüm kümesi. Ama neye dikkat etmeliyiz? Sonuçta ben buna doğal sayı verebiliyorum. O zaman pozitif doğal sayı verebiliyorum. 1 verebilirim, 2 verebilirim. Demek ki negatif olduğu aralıkta sadece 2 tane terim sağlıyor arkadaşlar. O da 1 ve 2 oldu. Diğer 3'ten itibaren verdiğimiz sayılardan ne geliyor dizinin elemanları, cevapları? Pozitif geliyor. Ne demiş? Dizisinin kaç terimi tam sayıdır? Tam sayı ne demek? Pay paydaya tam bölünüyor demek. O zaman bölelim. Polinom bölmesi yapalım. Tam bölünüyorsa. N artı 1 bölersen ne olur? 2N. Hatırla nasıl bölüyorduk polinom bölmesinde? En büyük dereceli terimi en büyük dereceli terime böleceğiz. Böldüm. Bölünce ne oldu? 2N kare artı 2N kaldı. Sonra 6. kalan 6 çünkü sabit terim. Birinci dereceden terime bölünemez. Nasıl yazıyoruz o zaman bunu? 2N'yi yazıyorsun bölüm olarak. Kalanı paya yazıyorsun. Böleni de paydaya yazıyorsun. O zaman 2N bölü 6N artı 1 diye. 2N artı 6 bölü N artı 1 diye yazdık. A N dizisini. Burada neye verirsen ver neye tam sayı oluyor. Önemli olan o zaman burası. 6'yı bölen sayı seçmeliyiz. Yani neye ne verebilirsin? 1, 2 verirsin bir de 5 verirsin. Bunları verirsen dizinin terimleri tam sayı çıkar. Bunları vermezsen kesirli sayı çıkar. Kesirli sayı çıkma hakkı var mı? Var. Yeter ki N'ye her zaman birden itibaren bütün sayıları verebiliyor. Dolayısıyla 1, 2, 5 için bu dizi kesinlikle elde ettiğimiz 3 tane terimimiz tam sayı çıktı arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Bu kura, bununla ilgili acaba hatırlıyor musun? Bir soruyu çöz bir. Bu bilgiyi hatırlatayım sana. İlk N terimin toplamı işin içine girdiği zaman arkadaşlar N'nin içi terim neydi hatırlayalım. Sn eksi Sn eksi 1. Nasıl yani hocam? Tamam gel bak şimdi. İster aritmetik ister geometrik ister bunların da dışında olan bir dizi olsun. Ne olursa olsun. Sn ne demek? İlk N terimin toplamı. A1 artı A2 nokta 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 An. Sn eksi 1 ne? A1 artı A2 artı nokta nokta, nokta An eksi 1. E bunun içinde zaten AN-1 var, AN var. Bunlar bak taraf tarafa çıkarınca gidiyor. Ne kalıyor geriye? N, ne, N terim. Bu kadar. olay buydu. Dolayısıyla 5. terim bu soruda ilk 5 terim toplamından ilk 4 terim toplamını çıkaracağız. Yaz yerine 5'in karesi 25 eksi 8 çarpı 5 40. E diğerinde S4 ne? 4'ün karesi 16 eksi 8 kere 4 32. Çıkar bunları farklarını. Bu eksi 5. Bu eksi ee, 8 5 eksi eksi 8'den ne geldi? Bak 3 gelmiş oldu. Kaç tanesi aritmetik dizi belirtir? Güzel. Bakalım şimdi. 2, 5, 8, 3n eksi 1 belirtiyor mu? Hemen kontrol et bakalım. Tabii ki. Bak. Ardışık terimler arasındaki fark ne? 3. Zaten 3n eksi 1 bir doğrusal fonksiyon dizisini anlatıyor bana. O zaman hakikaten n'nin terim 3N-1 demek orada. Doğal olarak hakikaten ne oldu? Terimler arasındaki oran aynı geldi. Gelelim buraya. Oranlarına 2. Sabit dizide bir aritmetik dizi statüsündedir. Özel durumdur. Demin de söylemiştim. Çünkü aradaki ortak fark kaç? Sıfır. E, aritmetik dizinin tanımı ne? Ortak fark kesinlikle daima aynı olacak. Aynı ve eşit. Sıfır. Sıfır da bir sayı, bir gerçel sayı. Dolayısıyla arkadaşlar her sabit dizi bir aritmetik dizidir. Not et. Her sabit dizi bir aynı zamanda geometrik dizidir. AN-5 ne? Aritmetik dizidir. Neden hocam? Beşer beşer azalıyor. Sonuçta burada illa bir sabit sayı olmak zorunda değil. N'nin kat sayısı bize neyi veriyordu? Aritmetik dizinin ortak farkını. Ancak bu olamaz. Bu hiçbir şey. Ne aritmetik dizi ne geometrik dizi. E üzeri elen N artı 3. E üzeri elen birbirini götürüyordu logaritmadan hatırla. Ne geldi N artı 3. O zaman bu da net aritmetik dizdir. Sonuçları itibariyle N'nin kat sayısının 1. O zaman bu birer birer artan bir dizi oldu. İşte olay budur. 6. önemli. Arkadaşlar altıncı bir aritmetik dizi değil. Ama nasıl hocam bir iki ne? Arada artı var bak virgül yok dikkat et. Bu dizinin birinci terimi ne biliyor musun? Bir. Bu dizinin ikinci terimine 1 artı 2'den 3. Bu dizinin üçüncü terimine 1 artı 2 artı 3 artı 6. Dördüncü terimine 1 artı 2 artı 3 artı 4'ten 10. Bak bakalım burası bir aritmetik dizime. Hayır. Gördüğün gibi sakın aldanma. Birinci öncül ve sonuncu öncüle lütfen dikkat et. Birinci öncül virgül var arada. Evet dizilerin arası, dizinin terimleri arasındaki o fark görüyoruz. Ama net bir şekilde diğerinde bu durum yok arkadaşlar. O yüzden aradaki farkı görün diye bu örneği vermiştim. Artı var. Normal devam ediyoruz. E, o yüzden her bir terim farklı çıktı. Bak dört tane terim gösterdim sana. Ama birincisinde hiçbir problem yok. Olay budur. Arada artı ve virgül olması bile ne kadar fark ediyor gördüğün gibi. Şimdi gelelim buraya. AN aritmetik dizi olduğuna göre ortak farkı ve üçüncü terimin toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tamam bakalım. AN, AN artı bir. Evet arkadaşlar hemen bir kontrol ediyoruz. Çarpanlarına ayrılıyor mu bir bakalım. Aritmetik dizi neydi? Birinci dereceden olacak ya da sıfırıncı dereceden ama burada malum iki tane birinci derecenin çarpanı iki, iki ikinci derecedendir. O yüzden çarpanlarına ayrılıyor mu kontrol ediyorum. 2 ne? 2 ne? Eksi 3'e eksi 1. Hakikaten oluyor mu? Evet oluyor. O zaman 2 ne? Eksi 3, 2 ne? Eksi 1. Şimdi olaya gel bakalım. Bak güzel bir durum yakaladık aslında. E, 2N-3, 2N-1 de durum ne biliyor musun? Gerçekten sen 2N-3'e AN desen o zaman 2N-1 AN artı 1 oluyor bak. Cidden N yerine N artı 1 yaz. Olayı gör bak. N yerine N artı 1 yaz. Ne oldu? 2N artı 1 eksi 3 olduğu için cidden 2N eksi 1 oldu. Ha, o zaman genel terimimiz 2N eksi 3 olabilirmiş. Dolayısıyla burada artık a eşittir 2 n eksi 3 dersem ortak fark ne oldu? d eşittir 2 oldu. Sonra üçüncü terime gelelim. a 3 buradan ne oldu o zaman? 3 kere e, 2 6 6 eksi 3'ten 3 demek ki bu da toplamlarının 5 olabileceğini söylüyor. Hocam e, zaten başka bir şey olabilir mi? Tabii ki olabilir. 3 eksi 2 ne desek yani katsayıları eksi alsam o zaman o da oluyor bak. 3-2 ne? Ee, 1-2 ne? Bu da olabilir arkadaşlar. O zaman ne olacaktı? Aritmetik dizinin n'nin terimi bu 1-2 ne olacaktı. O yüzden katsayısının kat katsayısının kat dizinin teriminin katsayısının eksi mi artı mı olduğunu bilmiyorum. Yani şıklara tabii ki gıcık olanı koymamışız. Ama onu koyduğumuzu düşün. Doğal olarak ben burada çarpanların ayırırken böyle de olabildiğini bilirim. Böyle de olabildiğini görürüm. O yüzden bunu da söylemiş olayım. Eksi 2n artı 1 ile eksi 2n artı 3'ün çarpımı da yine 4n kare eksi 8n artı 3'ü veriyordu arkadaşlar. Bu. Bakalım sorumuza. A aritmetik dizisinin ortak farkı d olmak üzere. A 10 bölü A 5 6 d 3 eşitlikleri veriliyor. Buna göre AN dizisinin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi aritmetik dizi a10 a5. E arkadaşlar a5 ne de, a10 ne demek? Hemen bunu a5 cinsinden yaz. Olabildiğince birbiri cinsinden yazarsak olayı hallederiz. A5 artı 5 de D'yi zaten 3 vermiş. A5 artı 15. Doğal olarak ne oldu bak? A5 artı 15. A10 e a5 eşittir 6. Yap içler dışları. A5 artı 15 eşittir 6. A5. Buradan da 15 eşittir 5 tane a5. A5'te ne oldu? 3. Şimdi artık genel terimi bulalım. Bak genel terimi nasıl bulacağız? Sana güzel bir şey söyleyeyim. A A5 cinsinden yazalım. Gel. Şimdi A ne nedir? N 5 çarpı D. Doğru mu? Bak N'nin içi terim. 7. terim olsa 7 5 demeyecek misin? O zaman N'nin içi terimde ne oluyor? N 5 oluyor. N 5 çarpı D. D ne? 3. A5 ne? 3. Böylece ne oldu? a eşittir 3 n eksi 12 oldu. Bu şekilde hallettik bunda. Aritmetik dizi veriliyor. Buna göre a 10 eksi a 8 farkı nedir demiş. Bakalım. Çok basit aslında yine. Aritmetik dizide arkadaşlar terimleri birbiri cinsinden yazabilirsiniz. En önemli şey bir aritmetik dizide ne aslında? Herhangi bir terim herhangi bir terim cinsinden yazarken bak e, bu N ve P'yi zaten biliyorsun. E, burada ortak fark önemli oluyor. Bir de herhangi bir terim önemli oluyor. O zaman iki bilinmeyen oluyor. Yani iki tane denkleme ihtiyacım var. Nasıl olacak peki? Burada arkadaşlar ben giderim. E, A10 artı A10 artı 6D diye yazarım A16'yı. Bak abartırım. A4'ü öyle yazarım. A10 eksi 6D derim. A12 yerine de A10 artı 2D de derim. Eşittir 30. Buradan da o zaman 2 tane A10 artı 6D 40 gelir. Burada da 2 tane A10 e, eksi 4D eşittir 30 gelir. Çıkarırım taraftarafa tarafa 2 A10'lar gider. 10D eşittir 10'dan ortak fark 1 gelir. Bir tanesini de yerine yazarım. 2 tane A10 eksi 4 eşittir 30'dan Buradan da A10 ne gelir? 17 gelir. A10, 17 ise ortak fark neydi? 1. O zaman A8 ne olur? Tabii ki buradan 15 olur. Benden nelerini istiyor? A toplamlarını istiyor diye düşünüyordum ben ya. Yoksa farkına gelene kadar zaten ortak farkı ne bulduk? 1. Bunların arasındaki fark ne? 2 de. D 1 olduğu için cevap zaten 2. Burada bir an ben daldım gittim. Sadece şeyi de bulmuş olduk ya aradan çıktı işte. A10 artı A8 sorsaydım da bunların ayrı ayrı toplamlarını halletmiş olurduk. Ama hiç buna gerek kalmadan A10 eksi A8 ne demektir? 2D. O zaman soru sadece sana D'yi soruyor. O bilgiyi de vereyim. Yani şunları silersek soru burada bitmişti aslında. Hangileri her zaman doğrudur demiş. Aritmetik dizi. Terim sayısı aynı değilse bilemem. Yani eşit olmayabilir. Dolayısıyla burada hemen onu eledim. Solda da üç terim sağda da 3 terim olursa indisler toplamı aynı olduğunda evet eşitlik gelir. Ama yoksa e, olabilir olmayabilir öyle bir kuralımız yok. İkincisi net doğru. Neden biliyor musun? A1 artı A3 bunlara eşit uzaklıkta olduğu için tabii ki ortanca terim oluyor. Dolayısıyla bunların yarısı oluyor. Formül olarak görürsen A2 artı A2 A1 artı A3 eşit. İşte olay bu. Soldaki terim sağdaki terime eşit mi? Tabii ki eşit. Yaz bak bunu. A6 yerine şunu yaz. A6 A6 A6. 3 tane A6. Solda 3 terim var, sağda 3 terim var mı? Evet. Toplamları, indislerin aynı mı? 18. Solda da 18 var, sağda da 18 var. İşte bu. Terim sayısı burada zaten A6 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 yerine 3 tane A6 yazmışım. Sonuçta yine burada kuralı sağladı. Bu yüzden cevabımız 2 3 oldu. Azalan bir aritmetik dizidir demiş. Tamam. Azalan bir aritmetik dizi. A4, A6, A3, A7. Bir çözmeye çalış bakalım. Senin çözümün nasıl olacak? Benimkinden farklı olursa yazarsın. Ben burada güzel bir şey yakaladığımı düşünüyorum. Onu göstereceğim. A4 ve A6'nın arasında tam ne var? A5 var. O zaman bak. Şöyle olabilir. A5 eksi D yazarım. A5 artı D yazarım. 2 kare farkı gelir. Gel buraya. Bunun ortasında ne var? A5 var. A5 eksi 2D yazarım. A5 artı 2D yazarım. İşte sana soruyu yine tek bilinmeye düşürdüm. Güzel de bir denklem çıktı. A5'in karesi eksi D kare 77. A5'in karesi eksi 4D kare eşittir 65. Taraf tarafa çıkar. 3D kare eşittir 12. D buradan azalan bir aritmetik dizi dediği için D kare 4 D eksi 2. Çünkü ortak fark o zaman negatif olmalı ki azala azala gitmeli. Doğal olarak ne oldu o zaman? A5'i yerine yazarsak artık A5'in karesi eksi e, 4 eşittir 77. A5'in karesi 81. Tabii ki terimle ilgili bir problemimiz yok. Ne demiştik? Terim negatif de olur, pozitif de olur, reel sayı da olur, ee, şey e, doğal sayıda olur, tam sayıda olur. Sonuç önemli değil. A5 net bir şekilde eksi 9'da olur, 9'da olur. Şıklarda hangisi var? Bu var. Azalan dizi demek, terimler negatif demek değil. Azalan dizi demek ortak farkın negatif demek. Düşünsene şimdi bak bir dizi var. 8, 5 e, burada 2. Şimdi bunun ortak farkı nedir? Eksi 3. E terimlerim negatif mi? Hayır. O yüzden problem değil. Önemli olan azalan dizinin kesinlikle neyini fark etmek? Ortak farkının negatif olduğunu fark etmek. Tamam mı? Bunu da belirtmiş olayım. Dolayısıyla sorumuza dönersek de D-2 bulduğum sürece bir hatam yok. A5 9 da olabilir, eksi 9 da olabilir. Şıklarda 9 vardı. Gelelim buraya. Bir geometrik dizi diye sormuşum bu sefer. Ortak çarpanı R olduğuna göre A1 A3 A7 A2 A5 A4 çarpı R çarpımı kaçtır? Evet burada bakalım özel bir durum var mı bir? 7 3 daha 11 bak fark ediyor musun? Ben hemen ona da odaklanıyorum. Arkadaşlar A 7 A 3 A 1 indisler çarp toplamı 9 şey 11 pardon. İndisler toplamı burada da 11. O zaman bunlar birbirini götürür ki. Pozitif gerçel sayılardan oluştuğu için paydanın sıfır olma şansı yok. O zaman sadeleşir gönül rahatlığıyla. Soru benden R'yi istiyormuş aslında çaktırmadan. Yani bak kural tekrar yaptık burada. Ee, o zaman hemen kontrol ediyoruz. A3 çarpı A5, 1 bölü 4. A4 çarpı A2'de e, burada ne geldi? 1 geldi. Normalde e, ne söyleriz? A4 yerine A2 çarpı R kare yazarım değil mi? Bunu böyle bir yazayım. O zaman 1 eşittir. A2'nin karesi çarpı R kare o zaman 1 eşittir a2 çarpı r olur. Doğru mu? Pozitif gerçel sayı demiş ya. Dolayısıyla iki tarafın kare kökünü alınca bak. a2 ile r'nin çarpımı 1 geldi. O zaman bunu da öyle yapalım. Hemen yapalım. a2 çarpı r üzeri 1 çarpı a2 çarpı r küp. Dizinin avantajı bu işte. Ne güzel her şeyi bir diğeri cinsinden yazabiliyoruz. Böyle 1 bölü 4 yaptım. Burada da ne oldu? a2'nin karesi çarpı r üzeri 4. 1 bölü 4 oldu. Hemen kare kökünü al. Pozitif olduğu için A2 çarpı R kare 1 bölü 2 oldu. Güzel. O zaman aşağıya A2 çarpı R yazalım. Bunu da böyle yazalım. Taraf tarafı oranlayalım. R buradan ne geldi? 1 bölü 2 geldi. Gördüğün gibi bir terimi diğerinin cinsinden yazma avantajına sahip olduğumuz için kesinlikle dizilerde böyle işlemler yapabiliriz. İster aritmetik ister geometrik olsun. Arkadaşlar bir dizinin aritmetik mi, geometrik mi olduğunu ya da hiçbirisi olup olmadığını anlamak için basit bir yorum yapabilirsiniz. Derseniz ki ben gideceğim n yerine 1, 2, 3. 3 tane terim verin en azından tamam mı? Hani 2 tane vermeyin bence. Olmaz yani o zaman aritmetik, geometrik karışabilir. 3 tane terim ver. Kafan bir an karışırsa ne olduğunu anlamak için görmüş olursun böylece tamam mı? Ee, ama daha öncesinde de söylemiştim. Bu biraz geometrik diziye zaten ne demiştik? Geometrik dizinin terimleri ee, açıkçası neydi? Neye benziyordu? Bir üstel fonksiyonun denklemine benziyor. Dolayısıyla burada neye bir versen, 2 versen, 3 versen ortak çarpımın ne olduğunu göreceksin. 4 olduğunu göreceksin. İstersen ver bak 1. m'ye bir verirsen ne oldu? Bu oldu. 2 verirsen ne oldu? Bu oldu. 3 verirsen ne oldu? Bu oldu. Ortak çarpan neymiş? 4'müş. Dolayısıyla ortak çarpan 4 olduktan sonra artık hemen ne söyleyeceğiz? K buradan 4 geldi. A4'e bakalım o zaman. A4 nedir? M çarpı 4. 4 üzeri 4 eksi 3'ten 64. 192 oldu. Şunu silim yapalım. Orası karışmış. Şey, 15 kalmış yani üstünde. E, M çarpı 64 192 M buradan ne geldi? 3. Güzel. M'yi 3 bulduk. K neydi? 4. Toplamları o zaman 7 gelmiş oldu. A2 A4 A12 A3 A19. A3 A4 A5 A -27 nedir? Evet bakalım şimdi. Geometrik dizi demiş mi? Evet. O zaman arkadaşlar solda kaç terim var? 3. Sağda kaç terim var? 3. Aslında bak 2 4 6 12 daha 18. Bu A9'a ne kalıyor o zaman? A5. Hakikaten A5 yazarsam bak. 1, 2, 3. Bu üç terimin toplamı 18. 1, 2, 3. Bu üç terimin toplamı 18. Dolayısıyla ne oldu? A5, 9 oldu. A5, 9 sa şimdi ne yapacağız? Hemen bakalım burada. Hemen şöyle bir akıllılık yapabiliriz. Bak. A3 çarpı A5 aslında A4'ün karesi değil mi? O zaman A4'ün karesi çarpı A4 eşittir eksi 20 ile 7'den A4 ne geldi? Eksi 3 geldi. A5 neydi? E, demin bulmuştuk onu. 9 bulmuştuk değil mi? O zaman bu ikisini oranlarsak A5 ve A4 ardışık iki terimin arasındaki oran ne geldi? Eksi 3. Yani ortak çarpanım neymiş? Eksi 3. Ortak çarpan negatif çıkabilir mi hocam? Tabii ki çıkabilir canım. Onda hiçbir problemimiz yok. Dolayısıyla bak bu şekilde elde etmiş olduk. A6 nedir? A6'da A5 çarpı R'dir. Yani buradan da 9 çarpı eksi 3'ten eksi 27 olur. Cevabımız D şıkkı gelir. Bir geometrik dizi verilmiş yine. A1, A2, A3, 108, A4, A5, A6, 4, A18 bölü A6 kaçtır diye soruyor. Evet standart bir soru aslında yine. Neye dikkat edeceğim bak burada. 3 tane ardışık terim var. 3 tane ardışık terim var. Gel bak yapalım A1 cinsinden. A1 neden A1 cinsinden hocam? Çünkü ardışık terimler ya, şöyle işime yarayacak bak. A1 artı A1 çarpı R desem buna da A1 çarpı R kare desem buna A1 çarpı R küp desem buna A1 çarpı R, R üzeri 4 öbürüne de A1 çarpı R üzeri 5 yazdım. A1 parantezinde 1 artı R R kare A1 çarpı R üzeri 3 parantezinde 1 artı R artı R kare. Şimdi bunları taraf tarafa böldüm. Birisi neydi? 108. Birisi neydi? 4. A1 gitti. 1 artı r artı r kareler gitti. 1 bölü r küp eşittir 27 oldu. R buradan ne geldi? 1 bölü 3 geldi. Doğal olarak A 18 A 6 ne olur? R kare. Karesini aldığım zaman ne gelir? 1 bölü 9. İşte olay budur. Birbiricinsinden yazmak bu şekilde katkı sağlar sorularda bize. Olayımız bu. Devam edelim o zaman. Bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimi x6 y ve bir geometrik dizinin ardışık 3 terimi x3 kök 3 y olduğuna göre x kare artı y kare kaçtır? Şimdi x çarpı y neye eşit o zaman bunun karesine 27. x artı y neye eşit aritmetik olduğu için altının iki katı 12. O zaman burada arkadaşlar sadece bunu görmem yetti ve Hemen şunu söyleyeceğim. Çarpım nereydi? Toplamları 12 olan iki sayı. Akla hemen 3 ve 9 geliyor bak. Gerçekten buraya yazalım. 3, 6, 9 aritmetik dizi oldu mu? Evet. 3, 3, 3, 9 geometrik dizi oldu mu? Evet. O zaman bunların kareleri toplamı da mecburen ne geldi? 9 artı 81'den 90 olmuş oldu. A aritmetik dizi SN. BN geometrik dizinin ilk N teriminin toplamıymış. Tamam. A2 A1 S4 eksi S3 eşit. Görelim. Şimdi e, A1 çarpı A2 de 2 çarpı B3 çarpı B5'e eşitmiş. Tamam. Şimdi BN geometrik dizi. E, aritmetik dizi. Bunun farkını o zaman AN'in aritmetik farkına D diyeceğim. Ortak fark o zaman D olduğuna göre. D eşittir. S4 eksi S3 ne demekti? B4 demekti. Aman ona dikkat et. Madem ilk 4'lerimin toplamı, madem ilk 3'lerimin toplamı bunları çıkarınca geriye ne kalacak? B4. Bir an unuttum mu hemen şunu hatırla. B1, B2, B3, B4. Öbürü zaten B1, B2, B3. Çıkardım ne geldi? Bak B4 geldi. Dolayısıyla D eşittir. B4 oldu. A1 çarpı A2. 2 B3 çarpı B5. Hemen gel olaya. Geometrik dizi. B4 bunların tam ortancası değil mi? O zaman B3 çarpı B5'i. Nasıl yazabilirsin? B4'ün karesi. İşte olay budur. 2 çarpı B4'ün karesi eşittir. A1 çarpı A2 oldu. E buradan da D neydi? Ortak fark. Aynı zamanda neyi eşitti? B4'e. O zaman ben B4'ün karesi yerine D yazarım. 2 de kare. A1 çarpı A2 için de şunu derim. A1 çarpı A1 artı. D derim. Bak böyle. Bundan sonra da o zaman a1'in karesi artı a1 d eksi 2 d kare eşittir 0 attım sağ tarafa. Pa çarpanların ayır. A1 artı 2 d a1 eksi d eşittir 0. Buradan birinci durum a1 d olabilir. İkinci durum a1 eksi 2 d olabilir. Güzel. A1 d olursa artık o zaman a2 ne olur? A1 artı D olduğu için 2D. A8 ne olur? A1 artı 7D olduğu için 8D. A3 ne olur? A1 artı 2D olduğu için 3D. Yaz yerine. Bunu deneyelim. Olmazsa şunu da deneyeceğim. Tamam mı? Şimdi A2 yerine yazıyorum. 2D. A8 yerine yazıyorum. 8D. A3 yerine yazıyorum. 3D. Gerçekten bak 10 bölü 3 oldu. Gidip şu e, a 1 2d'yi denememe gerek kalmadı gördüğün gibi. Ha onu da yazalım bu arada ne olacak yani görmüş ol. A 2. E, ne olurdu o zaman? Eğer a 1 eksi d olsaydı a 2 yazalım. A 1 artı d olduğu için eksi d olurdu. Sonra a 8 ne olurdu? Eksi 2d artı 8d olduğu için 6 şey 7d olduğu için. 5D olurdu. A3'de ne olurdu? Eksi 2D artı e, 2D olduğu için 0 olurdu. Zaten paydaya 0 yazamayız. Bu şekilde yazsak bile bak zaten onun olamayacağını görmüş olduk. İlk N terimin toplamı S'n olan bir aritmetik dizi. Hemen burada neyi göreceğiz? Yine klasik A, Y kadar olan toplamlar ve A, N, 1'e kadar olan toplamlar olduğu için çıkardık. Ne geldi? A, -N geldi. A ne, neymiş o zaman? 3 n artı 5. O zaman sana zaten ben genel terimini vermişim. Ve genel terimi 3 n artı 5 ne demek? Bu bir aritmetik dizi demek. Hakikaten söylemese bile anlardım bak. Şunu vermese soru. Bunu vermese. Bu çıkan durumdan da anlardım. Çünkü bu birinci dereceden denklem aritmetik diziyi anlatıyordu. Bunu yaptık tamam. Şimdi artık e, ilk 8 terimin toplamı neydi? A1 artı A ne bölü 2 yani burada artık ilk 8 terim olduğu için bu. Çarpı terim sayısı 8. Olay budur. Hemen bul A1'i. N yerine 1 yazarsak ne olur? 3 artı 5'ten 8. Bul 8'i. N yerine 8 yazarsak ne olur? 8 kere 3 24. 5 daha 29. Buradan da ne oldu? 29 artı 8 37. 37 çarpı 4 de 148 mi oluyor? Evet 148 oluyor. D şıkkı geldi. Bazen biliyorsunuz ÖSYM yapıyor işte böyle ee, gidiyor veriyor tanımı. İlk N terimin toplamı 1-R üzerine bölü 1 r çarpı A1. Evet hakikaten bunu demiştik zaten. Umay çektiği bir videoyu YouTube kanalına yüklediğinde bu, bu videonun her gün izlenme sayısı geometrik bir dizinin terimleri şeklindedir. Videonun yüklendiği 5. gün izlenme sayısı 4 üzeri 7. 7. gün ise 16 üzeri 4 olduğuna göre bu video ilk 20 günde toplam kaç kez izlenmiştir. Herhangi iki terimi verdiği an bana ortak çarpanı çaktırmadan veriyor. Çünkü A7, A5 çarpı rekare kare değil mi? O zaman zaten her gün izlenme sayısı geometrik dizinin terimleri ise hemen ne söylersin? A7 burada zaten verilmiş 16 üzeri 4. Yani bir nevi 2 üzeri 4'ün 4. kuvveti 16 diyelim. A5'e gelelim. A5 ne? 2 üzeri 14 çarpı rekare. kare. Buradan da ne oldu? 2 üzeri 2 eşittir r kare. Yani r neymiş? 2'ymiş. Güzel. İlk 20 terim. O zaman artık şunu yap. Hemen git a1'i bul. a5 eşittir a1 çarpı r üzeri 4. a5 4 üzeri 7. a1 a1 r üzeri 4 2 üzeri 4. Git bunun yerine. 2 üzeri 14 yaz. O zaman a 1de de neymiş? 2 üzeri 10'muş. İşte olay bu. Bir terimi bildiğimiz zaman kafamız rahat. Ortak çarpanı bildiğimiz zaman kafamız rahat. Ya da bazen de iki terimi bildiğimiz zaman da ortak çarpanı buluruz geometrik dizide. O yüzden kesinlikle temel bilgilerimiz önemli. Doğal olarak burada artık formül neydi? A1 yani 2 üzeri 10 çarpı 1 eksi Ortak çarpın 2 olduğu için 2 üzeri 2. Bölü şey 2 üzeri 2 diyorum. Kaç derimde bu? 20. Bölü 1 eksi 2. Gördüğün gibi böyle oldu. O zaman eksiyle çarpalım her iki tarafı. Böyle yapayım. 2 eksi 1 zaten 1. Eksiyle çarptım hem payı hem paydayı. Paydadan kurtuldum. Bu sayede artık 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 20 eksi 1. Dağıt bunu. 2 üzeri 30 eksi 2 üzeri 10 oldu. B şıkkı geldi sorumuzun cevabı. Evet, son sorumuza geldik. AN tüm terimleri pozitif olan bir gerçel sayı dizisi ve BN aritmetik bir dizi olmak üzere AN ve BN dizilerinin genel terimleri arasında bu eşitlik varmış. BN dizisinin ilk 10 teriminin toplamı 65 ve A1 eşittir 4 olduğuna göre A5 kaçtır diye soruyor. BN'in bir aritmetik dizi olduğuna dikkat et tamam mı? Aritmetik dizi neydi? İlk N terimin toplamı neydi hatırla. B aritmetik dizi olduğu için B1 artı B10 bölü 2 çarpı terim sayısı eşittir 65 mi? Evet. B1 artı B10 da buradan ne oldu? Sadeleştirirsek 13. Şimdi B1 ve B10'un toplamının 13 olduğunu gördüm. Hemen buradan A1'den de yararlanarak yine yorum yapmaya devam edelim. A1, N yerine 1 yaz. B1 eşittir. Log 2, A1 neymiş? 4. E B1 o zaman ne geldi? 2. Çok iyi. B1, 2 ise B10 ne oldu? 11 oldu. İşte olay budur. Artık o zaman B5 eşittir. Log 2A5 olduğuna göre B5'i bulabilirsin. Şimdi şunu görmeni istiyorum. B1 ve B10'u bulduk değil mi? O zaman B10-B1 eksi 9D değil mi? Sonuçta neydi? iki terim arasındaki fark bak. Bunların arasındaki fark ne 9, 9 eşittir 9D yoluna göre ortak fark ne geldi? B endesinde 1 geldi. O zaman D5, B 1 artı 4D değil midir? Evet, D'yi 1 bulduğumuza göre 4D ne olur? 4. E, D B 1 neydi 2? 2 artı 4'ten ne oldu 6. 6 eşittir log 2, A 5 olduğuna göre at sol tarafa buradan da 2 üzeri 6 eşittir a 5 oldu yani 64 geldi. Bu şekilde iki tane de sınavda çıksa şaşırmayacağımız e, sadelikte iki soruyla olayı bitirmiş oluyoruz. Diziler rahat bir konu ama tabii ki arkadaşlar rahat konu deyip pas geçmedim ben. Burada tekrarı standart hatta kolay biraz orta sorularla yaptık. Genelde yani kolay sorulardı. Bundan sonrasında da açıklamadaki oynatma listesinden ya da Eyüp Bey'e gelişiyorum oynatma listesi deyip dizilerin ee, başka tekrarlarına bakabilirsiniz. Eyüp Bey ait soru bankası ya da Barış soru bankasından da daha sağlam soruları isterseniz bakarsanız ya da malum her zaman bir soru yorumu hedef İlk binden de yararlanabilirsiniz. Artık biz limite geçebiliriz arkadaşlar. Görüşmek üzere.